Sen neneni bir sor. Osmanlı'yı nenene bir sor. Atina'da bir gecede dikeriz oraya Türk bayrağını. Çevirsen bunu Türkçe'ye. Sen benim dilimi öğreneceksin. Ben senin değil. Bolu'da bir grup vatandaş geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da yayın yapan Demokratia gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret içerikli haberine tepki gösterdi. Bir kafeteryada bir araya gelen Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ve arkadaşları internet üzerinde Demokratia gazetesinin telefonunu bularak aradı. Gazetenin telefonu açmasının ardından vatandaşlar tepkilerini göstermek için başka bir telefondan Osmanlı Marşı açarak Demokratia gazetesi çalışanlarına dinletti. Sen neneni bir sor. Osmanlı'yı neneni bir sor. Atina'da bir gecede dikeriz oraya Türk bayrağını. Çevirsen bunu Türkçe'ye. Sen benim dilimi öğreneceksin. Ben senin değil. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımıza ağır hakarette bulunan bir Yunan gazetesi, Sözde Gazete diyorum ben ona. Çok iğrenç bir başlık attı. Hatta bugün de bu başlığı tekrarlamış. Üzüntüyle tekrar gördük. Türk töresinde hiçbir zaman devlet büyüğüne, milletine, bayrağına, hakarete sessiz kalınmaz. Biz 83 milyon vatandaşımızın göstereceği tepkiyi dün sadece demokratik olarak, temsili olarak gösterdik. Yalnız onlar boş başlık atmışlar. Biz olacakları söyledik, gerçekleri söyledik. Güneydoğu Gazimiz çok güzel bir şey söyledi. Atina'ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz dedi. Biz gerçekleri ve olacakları onlara hatırlattık. Osmanlı Marşı'nda dinlettik ki biz bu binlerce sene bu topraklarda Hristiyan'ı, Yahudisi, Yunan'ı hep beraber adilce, adaletli bir şekilde Osmanlı Türk Devleti'nin bünyesinde adaletli bir şekilde yaşamışlar. Yani adaleti bizde görmüşler. Fakat bu arkadaşlar bu terbiyesizliği yaparak gündeme gelmeye çalışıyorlar büyük ihtimal. Çünkü tiraj düşük bir gazeteymiş, Sözde Gazete. Kendilerine Türk Devleti'ne hakaret etmemeleri gerektiğini, Türk Devlet Başkanı'na, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretin doğru olmadığını söylerken gazimiz o an dayanamadı. Telefonu aldı ve dedi ki Atina'ya geliriz, Türk bayrağını dikeriz. Bunu da dedi Türkçe'ye çevirin, biz Yunanca'yı öğrenmek zorunda değiliz dedi. Yani esasında orada ders niteliğinde bir şey söyledi.